Ya şimdi aslında bütün bu konuşmalardan benim kafam karıştı. Şu nedenle, ya bir yandan diyoruz ki ya bugünkü açıklanan kararlar iyi oldu, bir yandan da hala e, böyle pesimist ve karamsar bir hava esti. Neden böyle oldu? Yani ee, gerçekten ben yani ya e, yaşasın şahane kararlar, bunlara uyulursa rakamlar düşecek, işte iyi olacağız bekliyorum. Ama her konuşmacı konuştukça karamsarlığımı arttırıyor. Neden? Şimdi ben aslında karamsar değilim. Önce bu sebebini söyleyeyim. Bu bir dinamik süreç. Yani bu kararlar ve bunların sonuçları beklenerek yeni kararlarla Hülki beyin söylediği gibi ama yani ipin ucu bırakılmadan disiplinli bir disiplinli şekilde bir şekilde ve yeni gerekliklere göre yeni kararlarla gidilebilir. Tabii burada yani işin bir tıbbi tarafı var. Çok doğru ve haklı olarak ama bizim hesaba katmadığımız ve tabii karar vericinin hesaba katmak zorunda olduğu başka birçok dinamik de var. Yani bunu da kabul etmek lazım. Yani ben mesela hafta sonları sokağa çıkma yasağı olsun diye tweetledim. Altına adam yazdı. O zaman kiramı da sen ver diyor. Yani şimdi bu bir realite. Ee, ve şunu da kabul Doğru. etmemiz lazım. İkiye ayırmak lazım. Ya biz Mesela... yasak olsun, masak olsun diyoruz ama o bunun kadar kolay doğurduğu değil. Tabii. sosyolojik bir Tabii. sürü ekonomik Tabii. şeyleri Doğruf var. Yani. yani bunları kabul... Mesela okulları bir... Hocam bir... birikimi olmayanların Türkiye'de ortalama oranı yüzde 88. Evet. Herkes. Yani, yani... Gün, gün kazanıp gün harcıyor bu insanlar. Bu insanlar ne yapacaklar? Ya. Mesela bir yıl üniversiteyi uzatsa ne olur diyorsunuz. Orada çocuğunu okutmaya çalışan baba diyor ki bu bir yıl benim için yıkım diyor. Ben Tabii bir yıl daha bekleyemem. O diyor bir an önce haya, yani bütün bunları hesaba katarak hareket etmek lazım. Bu bir dinamik süreç. Bir de şöyle bir ikiye ayırma var benim kafamda. Birisi genç insanlar. Şimdi genç insanları virüs o kadar etkilemiyor. Genç insanların odaklandığı kendi kariyerleri, kazandıkları para, ne kadar nereye doğru gidecekler hayat planları. Öbür tarafta nispeten daha tuzu kuru ama korkuları sağlıklarıyla ilişkili olan daha yaşlı bir şey. Şimdi evet. bunların arasında bir çatışma var. Bu çatışma sadece Türkiye'de olmuyor. Yani siz düşünür müydünüz Berlin sokaklarını insanların bu yasaklar için dolduracağını, Barselona'yı istemiyoruz ya, bu yasakları diye. Yani aynı şey Amerika'da oldu. Yani insanlara 40 katır mı, 40 satır mı? dayatıyorsunuz aslında. Kolay değil. Yani hiç kolay değil. O yüzden ben bardağın dolu tarafına bakıyorum. Umutsuz değilim. Ve Bu e, işe yarar mı bunlar? Ben işe yarayacağını düşünüyorum. Yaramazsa dinamik olarak yeni revizyonlarla işe yarar hale getirmemiz lazım. <laughs> benim da benim Beni pe, hocanın... benim karamsarlığımı arttıran Hulki Cevizoğlu oldu. Hulki. <gülüyor> <gülüyor> Cevap vereyim hemen. Cevap, vereyim hemen. Cevap vereyim hemen. Cevap evet. vereyim. karam. E, Zaten biz o zaman virüs arasında, virüs toplumu oldu bütün dünya. Virüslerin arasında polyanna gibi, lay lay lay, lo diye, lom diye dolaşabiliriz. Şimdi buna relativist kötümserlik diyoruz. Yani göreceli görece kötümserlik. Duruma göre biz hayat boyu kötümser değiliz. Şartlar çıktı. Yani ne oldu? Yunanistan bize füze attı. Biz tedbir alalım dediğimiz zaman kötümser mi oluyoruz? Hayır. Biz de ona füze atacağız o zaman. Bize düşmanlık yapana ya kendimizi koruyacağız ya da biz de ona cevabını vereceğiz gibi. Virüs madem bizi öldürmeye geliyor, COVID virüsü, e biz onu öldüreceğiz, yok edeceğiz. İyi en ama onu bugün alınan kararlar bile... bir tür füze ha. değil miydi? Yani niye o kararlar e, kararlar karşısında da da iyimserliğimiz veriyorum. artmadı? Hakan, ona da cevap veriyorum. En başta söyledim, yetmez ama evet dedim. Yetmez bu tedbirler. Şimdi... Biz tedbir alıyoruz Düşmanımızın boğazına sarıldık Düşmanımızın boğazına sarıldık sıkıyoruz Yani bize kılıç çeken düşmanın boğazına sarıldık sıkıyoruz Birden bire bırakıyoruz Düşman kaçıyor etrafımızda dolaşıyor Kellemizi kesiyor Sonra biz diyoruz ki bir daha tedbir alalım Ya düşmanı yakalamışın niye Yani virüsü yakaladık tam yok edeceğiz kendimizi koruyoruz Onu söyledim disiplinli olması Sürekli olması Türkiye'de insanlar kitleler şöyle düşünüyor Ben biliyorum Bilmek ayrı Bilimsel bilmek ayrı. Düşünüyorum diyor. Düşünmek ayrı, disiplinli düşünmek farklı. Disiplinli düşündüğünüz zaman hem bilim oluyor hem felsefe oluyor. Mesela bizim halkımız, bütün dünya halkları öyle. Felsefe yapar değil mi? Hatta ne deriz? Ya felsefe yapma. Şimdi herkes bir şey söylediği zaman bunun felsefe olduğunu söylüyor. Hayır disiplinli düşünceye geçtiğiniz anda felsefeye adım atmış oluyorsunuz. Onun gibi her söylenen söz önlem olmuyor. Bakın reklam arasında beni bir gazeteci meslektaşımız aradı. Tanıyorsunuz sizin sizin programlara da katıldığı Orhan Uğuroğlu. Bir önerisi var diyor ki ödül verelim diyor. Evinde oturanlara ödül verelim diyor. Ceza vermeyelim. Ne verelim dedim ne yapalım? Söyledi. Mesela evinde oturan 65 yaş, yaş üstü 20 yaş altı veya her Kez, yani dışarıda işi olmayan herkes için ayda 3 metreküp, 5 metreküp bedava doğalgaz verelim. Şu kadar elektrik, kilowatt saat elektrik verelim. Su parasından e, ikramiye gibi verelim. Veya Türk Hava Yolları kampanya açsın. Bu dönem için değil ama bir sene sonrası için kampanya ucuz bilet veriyorum desin. Mesela ben ekliyorum çocuklarına hani okula gidiyor, üniversiteye gidiyor ya burs vereceğim desin devlet. Yani bu yapacak o kadar çok şey var ki. Mesela zaman zaman bu GSM telefonlarının e, operatörlerin yaptığı kampanyalar var, değil mi? Bayramlarda şu kadar megabayt mı ne işte neyse e, bedava kullanım diyor ki Orhan. Mesela bu yapılabilir. Bir ay boyunca, 15 gün boyunca evinde oturanların konuşmalarını bedava yapacağız deyin diyor. Çok güzel söylüyor. Bedava Vallahi yapma, bravo. Yani o, doğru, doğru, Orhan, Orhan Uğuroğlu Vallahi ya, helal o. olsun sana. Çok güzel öneriler. Hoşuma gitti. Ya. Ceza yerine ödül. Yani. Ya. Bravo. Alkışlıyorum Tabii, Orhan Uğur'u. Yani evde konuşacağım, yazacağım, yazacağım, e, konuşacağım edersin. bedava. Yani telefon operatörlerde para kazanır bundan. Doğalgaz verin bedava. Evinde kış geliyor. Yani ödüllendirerek bunu da yapabilirsiniz diyor. Doğru yani doğru. Allah olur. Geçti mi biraz Ahmet Hakan? Güzel güzel. Harika. Hoşuma gitti. Peki Meli Hoca bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu süreç bu süreç ne kadar sürmeli? hafta içi 2105 hafta sonu tüm gün bu süreç ne kadar sürekli? şimdi çok antipatik olacak aslında söyleyeceğim şey ama hani 1 milyondan yola çıkarsak Aralık Ocak Şubat önümüzde 3 ay var neden 3 ay var hem kış ayı hem de aşıların işte anlaşmalar yapılıyor İnşallah Türkiye'de ciddi işte 50 milyon anlaşması yapılmış Belki diğer hani bu Evet aşılardan da şey gelir, haber gelir. O 3 ayda e, bizim demek ki 3 milyon civarında yeni hastamız olacak. Çünkü bu kadar önlemler alıp belki durdurabileceğiz ama belki sayı çıkmayacak ama belki indiremeyeceğiz. Onu da göreceğiz ileriki dönemde. <laughs> bu sürede nasıl biz sağlık sistemini bloke etmeden bu süreyi atlatırız? En temel problem bu. Peki Çünkü, ne kadar sürerse iyi olur. Şimdi bu süreç bence 3 ay sürmeli. 3 ay. 3 ay sürmeli. Zaten yani, göreceğiz. Sürecek zaten. Bu kurallar. Bu kurallar sürecek. Belki de daha ya da katılaşacak. Benzeri. Şimdi diyorum ya çok antipatik ne gelecek dedin dedim. Ya da benzeri kurallar. Ben, yani bir dakika. E, bu yaklaşım diyorsunuz. Ama hoca da diyor ki yani bu dinamik bir süreç olmalı. hani biraz Doğru. Sonuçlara ben, bakarak. Ben de diyorum ki sevgili hocama son derece haklı. E, önümüzdeki hafta çünkü bunları gördük. 8 aya bakarak söylüyorum. 8 ayda gördük. Halkımız bunlara çok uyum sağlamıyor. Ne olacak? İşte e, muhtemelen cuma namazlarında da e, şey olacak. Tedbir alınacak. işte toplanmalarda tedbir alınacak. Sonra ev ziyaretleri yasaklanacak. Falan bu süreç devam edecek dinamik olarak. Seyahatler kısıtlanmadı bir de. Muhtemelen onlar da kısıtlanacak. Evet. Çünkü Peki, durum ona doğru yani gidiyor. Siz şunu mu diyorsunuz? Aşı mevzusunu da göz önünde bulundurarak ben... 3 e, aylık bir süreçte bu kısıtlamaların devam edeceğini hatta e, bazı ilave tedbirlerinde de konacağını düşünüyorum. Mecburen çünkü bu dinamik süreçte e, böyle olacak. olacak. Oldukça yeni tedbirler gelecek. İlyas Hocam katılıyor musunuz Melih Hocama? Katıldığım taraf var ama seyahat konusuna çok katılmıyorum. Çünkü Türkiye'nin her tarafında onlarca yüzlerce binlerce hastamız var. Belirli bir bölgede hasta olsa diğer bölgeler temiz olmuş olsaydı Buradan oraya ha. geçiş, oradan buraya geçişi biz engelleyebiliriz. Kısıtlamanın bir anlamı olurdu. Niçin? Seyahat kısıtlamasının. Evet. Yapmamız mümkün değil. Ama Melih Hoca onu hani genel olarak çiçeğe katılıyor musunuz? Yani bu sürecin böyle 3 ay aşının en azından yürürlüğe girene kadar devam edeceğini düşünüyor musunuz? 3 döneminde bu sürecin bu veya buna benzer şekilde devam edeceğini 2-3 ay ben de bu. Hocam ben, 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 ben size bir şey Pardon? sorayım. Size Ödüllendirme e, güzel fikir ama Orhan Uğuroğlu'nun fikriymiş Evet yani. evet güzel ama şunu merak ediyorum Şimdi evde oturanları nasıl saptayacağız e İşte onu artık bir sistem kurarlar herhalde hul, hul... Onu düşündük Neymiş Hakan Bey onu düşündük Nedir Onu düşündük onu da Orhan'ı çağırırsınız programı o söyler Ona <gülüyor> Tamam <gülüyor> Orhan, Orhan söylesin hepsini ben söylemeyeyim Yalnız bu hocalarımızın anlattığından e, ko, e, ko... Ama Testi biz pozitif... onu düşündük İstersen söylerim de. Hocam. Ya söyle tesli... abi ne olacak. Orhan da gelir anlatır ayrıca. Tamam. Ahmet Bey. Bir tamam. söylesin. Tamam söylüyorum. Sonra. Şimdi biz tamam söyledik. Şimdi bu cep telefonlarından herkesin konumu tespit edilebiliyor değil mi? GSM operatörleri merkezde görüyor. Evet. Oradan rapor alır geçecek. devlet. Biter bu kadar basit. Evinde mi oturuyor, nerede oturuyor bitti. Bırakıp, ya bırakıp, ya bırakıp. teknoloji imkan veriyor diye bunun sağlanma e, ihtimali o kadar güçlü değil. Çünkü çok büyük bir yoğunluk, emniyet dediğiniz güçlü, şey güçlü. o kadar büyük. Ondan o kadar sonra şey da bu, bu kadar şey. bir gösteren. Burada <gülüyor> burada <gülüyor> farkındalığın farkındalık çok önemli. Aslında Hulki Bey'in en başta söylediği söz. Dedimcem. Yasakların... Sevgili nedim. Sevgili nedim. Bak insanların ayaklarına, bileklerine elektronik kelepçe takılıyor hani evden çıkmasın diye. Evet, bunu 100 metreye ayarlarsın. Herkese bileklik hediye edersin. Sonra toplarsın. Bu kadar basit. Hangi ya, elektronik çağda yaşıyoruz? Ee, millet uzaya gitti. Biz bunu mu bulamadık? Ee, Evinin etrafından uzaklaşmasın dersin. Tamam, tamam da tamam, abi, tamam. Siz, abi siz, tamam, benim kurgu siz, filmi gibi siz, oldu. Hüseyin Bey, ay siz sosyoloji bilimi de hocası olduğunuz için Türk Türkiye sosyolojisinden bahsediyoruz. Hocalarımızın verdiği örnek çok önemli. Testi pozitif çıkmış. Yüz binlerce insan sokakta testip... Bak abi, testip yani bu Ona olay... cezayı vermediğin bu, için sokakta. Yok, ce, ne ceza verirseniz verin. Onların içinden bir on bin yani şu anda... Hocam aslında farkındalık şu, şunu anlatmak istiyorum. Ben... Ne kadar büyük bir tehlikeli yani hastalık riskiyle karşı karşıyayım. Bana lütfen rakamla anlatır mısınız? Mesela bugün tabloda 30 bin diye bir rakam gördüm ben. Bu şu anda aramızda 30 bin Covid'li var demek mi? Yoksa evet. sadece Hayır. bugün tespit sadece edilen mi? Sadece bugün artı bir de teste bugün, gitmeyenler. Bugün. Evet. Evinde hastalığı geçirenler ki, Belhoca şu anda olan... olanlar... Şu anda tüm Türkiye'de kaç tane COVID evet. var? E evet. tablo evet. her gün veriliyor. Kaç var hocam Hemen biliyor bakalın. musunuz? Ee, şöyle bir hesap var. Yani e, aktif vaka sayınız kaç diye bakılıyor. Evet. Şu anda kaç? Türkiye'de aktif vaka sayısı 80 küsür bin, 90 bin civarında. CDC, Amerika'da Hastalık Kontrol Merkezi diyor ki bunu en az 8 ile çarpın diyor. Yani? Kimi e, otoritelerde 10 ile çarpın diyor. Yani 80 bini 10 ile çarptığında 800 bine diyor. Peki Meli Hoca'nın devam, söylediği 1 milyonda ilave mi olacak? Devam et Hayır, devam edeyim. Bizde test pozitifliği oranı %17. Yeterince test yaptığınız zaman bu oranı %10'un altında olması lazım. Demek ki bizim hala test sayımızı artırmamız gerekiyor. Oradan da buraya bir e, yük biniyor ve gerçekten de Veli Hoca'nın dediği gibi şu anda Hı? Türkiye'de 1 milyon kişi hasta. hasta. 1 milyon. 1 milyon. Ve en küçük şu anda. Evet. Peki, bir, bir dakika. COVID pozitif. Sayı böyle Covid pozitif. Evet, Sayı böyle devam ederse bir ay sonra kaç kişi olacak bu? Yine siz aynı hesabı tekrar yapacaksınız. Bir ay sonra aktif vaka sayınıza bakacaksınız. onla çarpacaksınız. Yüzde kaç test yapıyorsunuz? Tahmini bir rakam Ona, var mı? Şu anda önlemlere bağlı. 30 bin bağlı. giderse Şimdi 1 milyon davranacak. Bugün, bugün başladık ya. Bizim önlemlerle ilişkili bir fikir edinebilmemiz 14 için bir 14 gün geçmesi gerekiyor. 14 gün sonra tekrar duruma bakılması gerekiyor ve Ama zaten, ona göre e, kısıtlamaların hocam, düzenlenmesi bir şey söyleyebilir miyim şu anda 1 milyon vaka var demek 1 milyon bulaştırıcı var demek Türkiye'de evet evet dedim e, evet. sorunun evet, cevabı hocam, yani, doğru mesele budur yani ben acaba yani nereye apartmanda şunu şuna varacağım eee abinin de söylediği gibi bu iş böyle hani Orhan Bey'in de önerileri hocalarımızın önerileri önemli olan insanın kendi öz disiplininden geliyor. Batı'da nasıl başarılı oluyorlar? Çünkü hani 14 kural vardı. 14 kurala uydukları için biz biz kural toplumu değil, yasak toplumu olduğumuz için mecburen arkasından cezalarla ancak önlemeye i̇şte çalışıyoruz. Orhan Orhan şimdi da şimdi o yüzden var, şunu dememiz lazım. Benim. Bakın 1 Hayır. milyon 1 milyon eğer vaka varsa ve bunların çoğu da belirti vermeyen Evet. Değil mi hocam? Evet. Belirti vermeyen hastaysa, yani belki şu anda ben hastayım size bulaştırabiliyorum evet. ve siz hastasınız bana bulaştırabiliyorsunuz ve biz bunun farkında değiliz. Evet. Bu nedenle kendi aramıza hocalarımızın yaptığı gibi aslında maskeyi takarak oturmamız evet. belki en doğrusu olacaktı ama artık şimdi insanlar şey yapmasın diye e, dalga geçmesin diye bu saatten sonra takamayacağım ama ben hocalarımız maske takarken bile utandım keşke taksam diye içimden geçirmediğim, e, geçirdiğim oluyor. Ama mesele bu. Mesele benim Nedim? mesafeye, temizliğe, e, sen hijyene sen falan dikkat edeceğim, kendi kontrolümü sağlayacağım bir düzene geçmemiz gerekiyor. Çünkü bir şey söylüyor 1 milyon gibi. bakın bir milyon insanımız bu şu demek benim kapı komşum ya da ben kapı komşum için bir riskiz artık. Tabii. Ve dolayısıyla çekilmek zorundayız ve bu farkındalığı yaratmak zorundayız. Öyle ki bir çocuk dışarıda hiçbir belirti almadan evine geliyor, hastalığı büyüğüne bulaştırıyor ve büyüğünün vefatına sebep Hı. olabiliyor. Bu derece dramatik bir derece. şeydeyiz, e, durumdayız. Hulki o yüzden Bey... hani telefondu falan belki bunlar hani Sevgili Nedim, Hulki Bey pardon, bir şey soracağım. Telefonu evde bırakıp sevgili bir yere Nedim, giderse adam. Yok ben, ben bir dakika. Ben önce bir Nedime bir şey sorayım Hakan Bey. <laughs> tamam. Ee, sevgili Nedim. Duyuyor musun? Tabii tabii duyuyorum. Duymaz mıyım? Biz biz bu <laughs> biz bu biz bu stüdyolarda Trump'ı ve Biden'ı çok tartıştık ya. Sen hani maske takmaktan söz ettin. Evet. Şöyle Trump gibi cebinden maskeni çıkarabiliyor musun? Bir göreyim bakayım. Masamda üstad. Çıkar bakalım maske <laughs> var mı cebinde? Masada. Arada <laughs> arada Sen gittim nereden? güvenlikten. Arada gittim güvenlikten maske aldım utandım. Arabada kaldı. Utandım. De hocalara karşı söyledim. Aa, Hatta vallahi bravo. utandım da tak, şey yaptı taktım. Şimdi Hem ama Ben de çift madara, maske var. Madara olmayalım diye oldu. koydum buraya masamın üzerinde. Bravo. Ayrıca ayrıca Hulki Siz, abi çok da merak sonra... ediyorsan bir saniye cebimden de çıkarıyorum bir tane. <laughs> e ben de çift maske var Murphy. Tamam görelim bakalım. T evet. Trump Trump gibi çıkacak mı? Evet Trump da cebinde taşıyordu. Tabii. <laughs> Bak ben burada takmıyorum çünkü stüdyoda tek kişiyim. Siz orada kalabalıksınız. Takın siz orada. Tamam, ben abi. E, ben, ben tek maske takıyordum. Doktor <laughs> e, Melih benim arkadaşımdır dedi ki çift takacaksın bundan sonra dedi. Artık ondan sonra da çift takmaya başladım. <laughs> İşler ama gerçekten ben e, çok etkilendim yani. Özellikle kalabalık alanlara giriyorsanız E tabii tabii zaten fayda var. Kastedilen, ama normal kast edilen de o zaten. Kast edilen de o. Duruyor. Yani şundan çok ürktüm ben. Hakikaten 1 milyon rakamı çok yüksek. Yani 1 milyon demek şu demek. Ee, ...gerçekten üç kişi, beş kişiyi aşan her topluluk e, bulaştırma riski yüksek topluluk demektir. De ben öyle anladım. Bilinen, bilinmeden COVID'li olan da bence bir milyon daha var. Karşımızdaki herkesi potansiyel COVID görerek hareket ediyor. Bir milyon o demek. Evet, o demek. Yani eğer bu sayı 50 bin olsaydı aydan... böyle olmayabilirdi. Yok bir de e, yani covid olduğunu bilmiyor mesela evet, işte, belirtileri hocam var, onun çok güzel de, en az 1 2 milyon dolarlık hocam, hocam de, onun çok güzel de, formülünü verdi karşındaki herkesi evet, potansiyel evet. covidli olarak yani göreceğiz. %30 hasta bu çalışmalarla ta, t, e, sabittir %30 vaka, vaka asemptomatik oluyor hiçbir bulgusu olmuyor %85'inde çok hafif bulgular oluyor hocam beni e, onaylar ve biz sadece on ile uğraşıyoruz. Hastaneye yatan da %5'tir. Yani bu mesela başka salgınlarda Mers'te, Sars'ta çok kolaydı. Çünkü bulguları oluyordu. Aa, bu hasta diyordunuz, izole oluyordunuz. Burada öyle değil. Burada şimdi, karşınızdakini bilmiyorsunuz. Şimdi hocam ben her üçünüze de şunu sormak istiyorum. Diğer konuklarımız da lütfen katkı versinler. Şimdi herkes diyor ki bulaşın kaynağı, ana kaynağı evler. Ya şimdi ben mesela ekran başında bunu izlesem 5 kişilik bir aileyim, altı kişilik bir aileyim. İşte küçük bir dairem var. Evimde yaşıyorum. Sen bana ne demek istiyorsun? Yani ben ne yapacağım? Bulaşın kaynağı ev diyorsan bana yani madde bir şunu yap, şunu yap. 3 4 5 Sayabilir misiniz bana ya? Şöyle basit, yani, anlaşılır. Evde çalışan ve çalışmayan ayrımını yapmamız lazım. Ne yapacağız çalışan ee, çalışan? Mesela çalışan dışarıdan gelen, evde oturan 65 yaş üstüyle olabildiğince fiziksel mesafeyi korumaya çalışacak. Maske takacak mı? Yani bu ev, evin koşullarına bağlı olarak aslında değişebilir. Küçükse? Ee, yani maske yine %80 oranında karşındakine enfeksiyonun geçmesini engelliyor. Bu bir filtre. Ve biz şunu biliyoruz. Virüs yükü ne kadar büyükse, mesela birçok genç insan ölüyor. Niye ölüyor diyoruz. Bunun tansiyonu yok, diyabeti yok, kilosu yok, gencecik zımba gibi. En önemli şey maruz kaldığınız virüs yükü. Ne kadar büyük bir virüs yüküyle karşılaşırsanız, miktar, önemli. miktar o kadar kötü gidiyor. Bu maske filtreliyor. Karşıdaki taktığında bir kere daha filtreliyor. Yani e, sayın dolayısıyla evde gibi, maske. E, yani evde maske tabii pratik olarak çok e, yapılabilir bir şey değil ama yapılsa keşke. Yani şimdi şu mu? Ben e, dışarıda çalışanım, evin çalışanıyım. Diğer bir evin bireyleri dışarıda çalışmıyorlar. Ben eve gittiğimde daha mı dikkat, dikkat evet, edeceğim? Evet. Yani ben yani, çocuma çocuğuma mesafe mi koyacağım? Olabildiğince bunu işte. ben, ben bunu evde yapıyorum. Benim eşim hekim, ben de hekimim. Biz e, birbirimize Mesafe mesafeyi koyuyoruz ama herkesin fiziksel koşulları, ev ortamı aynı olmaz. O yüzden ben burada bir yorum yapmakta zorlanıyorum. Peki ya. Yani bizi seyreden sıradan vatandaş ulan adam burada konuşuyor. Biz işte beş kişi iki odaya sığmışız tepe tepeye. Adam da buradan bizi ahkam kesiyor. Demesin diye tereddüt gösteriyor. Peki ona Onlara da bir şey önermek lazım. İşte belki maske önermek. Evet, lazım. yani yine de mümkün olduğunca yani mesafe yaşlı koymaya olanı çalış. Yaşlıyı korumakla, yaşlıyı koru. Yani yüzde doksan ölüm 60 yaş üstünde ha, oluyor. O zaman diyorsunuz ki siz evinizdeki 60 yaş iş değilse, küçücük bir evde yaşıyorsan bile, ona itina göster, ona, ona yaklaşma en azından olabildiğince, olabildiğince, imkanlar el verdiğince. Siz ne diyeceksiniz? Koruyucu hekimlikteki temel ilke şudur. Etkenden uzak dur. Araya mesafe koy. Yani beş ne kişi demek bir aile olsun, iki gözlü, iki odalı bir evde olsun, çocuklar dışarıya çıkıp diğerleriyle kafa kafaya oyun oynamazlarsa, bulaş yolları belli, onlarca çocuk birlikte top oynamazsa, beraber olmazsa, baba çalışıyorsa işine gittiğinde maskesini takıp işine giderse, Geldiğinde ellerini uygun bir şekilde yıkarsa yüzde %90-95 korunacak zaten. O ailede bulaşma olmayacak. Ama o çocuk bunu engellerse o evin hanımı annecik bir yüz katlı çiğ köfte partisine veya kısır partisine giderse, yan komşusunun nişanına, nikahına veya bir başka şeyine giderse bunlardan bir tanesi evin içerisine getirdiğinde düşman en yakınınızdaki kişi. O, o zaman şeyiniz o zaman anneniz, babanız, kardeşiniz. O zaman hocam şöyle diyeceğiz. Ya kardeşim yapılacak şey şu, e, evin bütün bireyleri azami dikkat ederek kendini koruyacak. Evet. Ayrıca ekstradan hocamın söylediği gibi yaşlara özel bir itina gösterilecek. Bütün bunlara rağmen eğer fiziki koşullar mümkünse me mesafeli durulacak. Evet. Bu mudur? Evet. Şey zaten zinhar yasak, ev ziyaretleri. Evet o yasak, maske çok önemli. <laughs> özel sektör veya devlet kamu. Mümkün olduğu kadar da çalışanların sayısını azaltacak, alanları genişletecek, o bölgedeki virüs yükünü de düşürecek, ulaşı da engelleyecek. Böylece evin çalışan bireyi... Çalışan dışarıdan içeriye... içeriye Organizma getirmeyecek. Yani Ulaşım konusunda şey belediyeler gereğini yapacak. Burada riski yüzde sıfır yapamazsınız. Riski en aza indirirsiniz. Evet, ama riski olabildiğince en aza indirmelisiniz. Buradaki kritik nokta şu, siz riski bütün ülke olarak bu şekilde indirirseniz, Sağlık sistemin üzerindeki yükü de hafifletiyorsunuz. Bu, o yüzde sıfıra indiremediğiniz riskle bir gün yüzleştiğinizde oradan daha sağlıklı, daha sağlıklı. bir hizmet almanız sonucu. Tabii o en önemlisi yani. O yüzden yani bir yandan da bu sistemin bir parçası olarak bir sorumluluğunuz var ve onu yerine getirmelisiniz. Yoksa yüzde sıfır diyemeyiz. Şimdi aslında ben bir Değer, evde ne yapılabilir? Değerli hocalarımıza katılıyorum. Hiç. Ne yapılabilir? Eğer evde riskli sektörde çalışan diyelim ki bir kurye gencimiz varsa her yeri dolaşıyor. Eve gelecek. Tabii ki hem kendi hem de evdekiler takmalı. Ama evde diyelim ki hocamın dediği gibi kimse dışarı çıkmıyor zaten. Herkes zaten, kendini koruyor. Zaten o zaman tabii ki Bak, gerek, gerek, gerek yok. yok tabii. Yani burada kişiye özel bunları konuşmak lazım. Yani eğer kardeşim markette çalışıyorsan ne bileyim kalabalıklara girmek durumundaysan, riskli ortamlardaysan evdeki çoluğunu, çocuğunu, aileni korumak adına bir maske tak diyorsunuz siz. Evet. Ben bir de yani evet, e, şu konuyu şu tartışmaya İtalyan açmak istiyorum. Ilgili şeyi sormak Aslında istiyorum. konuşmadığımız Çünkü deminden beri diyoruz ya 1 milyon adam. yeni hastamız olacak. Evet. Diyoruz ya bunu. Evet. Peki şu anda yok mu Ş bir milyon hasta? Hayır şu an önümüzdeki dönemde her gün çıkacak diyoruz değil mi? Şimdiye kadar da filyasyon çalışmaları ve devletimiz aslında çoğu ülkede olmayan bir şey yaptı. Amerika'da dahi yok bu sistem. Ne o? İlacını veriyor. kişiye kişinin testini evet. yapıyor. Yapabildiğince yapıyor. Ve kişilere diyor ki pozitifsin. Ondan sonra kişiler paniğe kapılıyor. Eğer etrafında bir doktor tanıdığı varsa veya bir doktor varsa onları arıyor. Şu anda neyi anlatıyorsunuz? Şimdi şunu anlatacağım. Bu kişilerin manage, yani bu kişilerin tedavisinin yönlendirilmesi şu anda kişiye özel yapılmıyor. Devlet bir algoritma belirlemiş. Diyor ki pozitifse şu ilacı alacaksın. Çünkü imkan o kadar. Ne yapmak Burada lazım? Burada ne yapmak lazım? Bir, bu herkesin kendi sağlığı öyle değil mi? kendi bence bir doktor bulacak. Kendisini takip edecek. Bunu devlet yapamaz. Bunu da devletten beklemeyin. E kendine herkes doktor bulamayabilir ama e yani sağlık bir ocakları şey. var. Sağlık Nasıl? sağlık ocakları var. Şimdi diyeceksiniz ki oralarda da birikim oluyor, yığılım oluyor. Ama sonuçta bu iş böyle bir iş. Bu iş kişiye yani özel bir yani iş. Doktoru yapacağım? şimdi say sayın Sağlık Bakanı iki gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki biz antiviral ilacı veriyoruz. Bu ilacı almayanlar yoğun bakımda, onlar daha kötüleşiyor. Böyle bir veri verdi. Tabii evet. Veri bizde yok. Sayın Sağlık Bakanının verisi bu. Ancak biz biliyoruz ki bu bizim kullandığımız ilaç bir virüs ilacı, birel e, grip ilacı aslında. E, uzun dönem çalışmaları da yok. Evet. Bizim ülkemizde de yapılmıyor. Şu anda yapılanlar var, daha sonuçları belli değil. Ama Amerika'da. Diğer ilaçla ilgili adını söyleyeyim mi? FDA onay olan ilaçla ilgili bir kere asemptomatik hastaysa hastanede değilse bu ilaç verilmiyor zaten. Bu tip ilaçlar verilmiyor. Bizde veriliyor mu? Şimdi bizde bunu bir guideline yap, yani bir kılavuz oluşturmak lazım. Ve hasta yani bizde veriliyor. Bize bütün hastalara veriliyor. Devlet geliyor. E, Şimdi şey böyle veriliyor. bir sorun var mı şu anda Türkiye'de? Şimdi onu söyleyeceğim. bu şöyle bir ya sorun hemen var. Hemen gelirsek e, konuşacağız ya. Yani sorun ne yani ben onu anlamadım. Sorun yani. şu. Kişiye özel e, böyle bir devletin sorumluluğu da yok. Olamazdı zaten. Kişiye özel tedavi uygulamıyoruz biz şu anda COVID'lere. <laughs> ha, diyorsunuz. Şimdi ki, diyorum ki. Bu covid hastası COVID olanlar için konuş. Evet. Bir dakika şunu anlayarak gidelim. Siz şu anda covid hastası olanlar için mi konuşuyorsunuz? Evet. Tamam. Covid hastası olanlara devlet özel olarak bir ilaç sistemi uygulamıyor. Herkese mu? aynı ilacı veriyor. Herkese. Siz Şimdi ne diyorsunuz? Ben diyorum ki, hayır bu yanlış. Herkese özel bir uygulama yapılması e, gerekiyor. Evet, kişiye özel olması lazım. Test ama devletin bu testlerin tamamını yapma imkanı tabii ki yok. Evet. Ben onu belki daha Şimdi, sonra. Şimdi. Ama. Covid şöyle programı ki, yapalım, orada konuşalım. Evet, bunu. çünkü şu anda bana gelen mesajlar hep devamlı. E, biz ne olacağız diyorlar. Tamam, biz nereden yardım alacağız? Şimdi ya bakın. Covid Türkiye... hastasına yardım edilmiyor mu? İşte kişi özelliği, özel de değil, değil. mi mi ben için? şöyle bir örnek vereyim. E, hasta pozitif, negatife geçiliyor, karantina süresi bitti, çalışmaya başla deniliyor. Doğru. Doğru. Ne denecek peki? E, bence şuna bakmak lazım. İşte o yüzden bunu 3-5 ay önce de söyledik. Covid poliklinikleri lazım. Bu hastaların testlerini yapmak lazım. Mesela D-dimer pozitif hastayı çalışmaya veremezsiniz. Ne hastayı? Detay yani. Pırtılaşma sistemine saldırı varsa bu hastayı çalışmaya veremezsiniz. Ama bunlar tamam. Gibi. Önemli yani, konular şimdi. Fakat şimdi bağlam çok genişliyor. Bunu sonra konuşalım. Başka yani, bir COVID programı yapalım. Ben, orada bir konuşalım. Katkı yapmak isterim hocama. Evet. Ee, ben şöyle ifadelerinizin bir kısmına katılamıyorum. Ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesiyim. Enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı başkanıyım. Türkiye'deki 30-40 tane eğitim araştırma hastanesinde hastalar nasıl takip ediliyor az çok biliyorum. Kişi bazlı tedavi yapıyoruz biz. Yani bakanlığın gönderdiği, bilim kurulunun hazırladığı bir algoritma var. Ama ona direkt bağlı değiliz. Bazı hastalara tek bir ilaç veriyoruz, bir antiviral ilaç. Örneğin Favipravir veriyoruz. Bazen hastaya hemen onun yanında bir düşük molekülle heparin veriyoruz. İşte hocam mesela Bazen onda problem var. Onun yanında var. hastaya mesela kortizon konuda, veriyoruz. Mesela o konuda problem var. Kişiye o dozun kişiye özel olması, herkese 0.4 olmaz gibi Hayır, yani. Zaten biz kişiye herkese 0.4 vermiyoruz. Neyse Onu, hocam belki bazı da... kliniklerde sizin gördüğünüz size gelen bazı bilgiler vardır ama <laughs> kliniklerin hemen evin hepsinde hocam, zaten hastalığın tam bir tedavisi olmadığından evet. Bunları konuşmanın da bir evet. hali Yani Son... onun için Neyse, yanlış şimdi, anlaşılmasın. Ben halka vereceğimiz mesaj acaba yeterli değil mi veya herkese aynı şey mi uygulanıyor? Bizim kliniğimizde de Sağlık Bilimleri Üniversitesi ben Hiç İslamiye Etvaliyim. Yani, Diğerinde de Melih Hoca tamam sizde uygulanıyorsa şahane. Zaten söylediğini evet. yapıyorsunuz demektir. Meni hoca diyor ki bütün sisteme bunu diyor dahil etmemiz lazım. Evet, bunu yollanmalıyız. Çünkü diyorum bulmamız ki Türkiye'nin artık her yerinde üniversite Peki. hastaneleri var. Çok Bu, yaygın olarak sağlık hizmeti var. Programı yapacağız. Orada konuşalım bunu. Bu akşam kısıtlamalarla sınırlı kalalım. Kısıtlamaların e, neler getireceği, neler götüreceği ile ilgili konuşuyoruz.